İyi akşamlar. Bu haftaki konu Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli. Metin Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz Volkan Bey. Nasılsınız? Hamdolsun, eksik olmayın. Hamd ediyoruz, sabrediyoruz, şükrediyoruz, çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Allah razı getirsin. Yine bu yoğunluğunuzun içerisinde bize zaman ayırdınız. Eksik olmayın. Ayağınızın tozuyla buraya geldiniz. Sağ ol. Başkanım, direktmen zamanımız da az. Size de doyum olmayacak. Ben biliyorum çünkü sizle olan özel sohbetlerimden. Sizin direktmen projelerinizden girmek istiyorum. Mesela direktmen Kültür Sarayı'ndan girmek istiyorum. Eyvallah. Çünkü bana göre güzel bir proje ve önemli bir proje. Bununla ilgili düşüncelerinizi ve görüşlerinizi almak istiyorum. Eksik olmayın. Buyurun. Öncelikle ben buradan ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilere buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Ve yine bizi buraya davet eden, ekranları başında bizi izleyen izleyicilerle buluşturan, başta Kanal Urfa'ya ve Yüz Yüze programı sunan siz değerli Volkan Bey'e, sizlere teşekkür ediyoruz. Rica ederiz başkanım. Tabii evet, Karaköprü gerçekten Şanlıurfa'mızın en hızlı büyüyen, gelişen, değişen yüzü. Ve bu sebeple bizler Karaköprümüz için, Karaköprümüzün daha güzelleşmesi için, Karaköprümüzün hak ettiği yere gelebilmesi için, Karaköprümüzün Güneydoğu'nun parlayan yıldızı olması için durmadan, yorulmadan hep birlikte sizlerle çalışıyoruz, mücadele ediyoruz inşallah. Tabii bu çalışma içerisinde öncelikle Karaköprümüzü hak ettiği yere getirmek için çeşitli projelerimiz mevcut ve bu projelerimiz devam ediyor aksamadan. Bu projelerin devamıyla ve akabinde inşallah bitimiyle Karaköprümüz her alanda, kültürden sanata, belki ekonomiye katkıda bulunma amaçlı, parklarıyla, yeşil alanlarıyla, spor sahalarıyla, birçok alanda her türlü vatandaşın hizmetine sunulacak donatılarla inşallah donanacak ve büyüyecek. İlk olarak tabii kültür merkezinden bahsettiniz. Kültür merkezi Karaköprümüz için, Şanlıurfa'mız için önemli bir eser, önemli bir proje. Niye önemli? Şunu söylemekte fayda var Volkan Bey. Bir ülkede diyor 7'den 70'e herkes siyasetten bahsediyorsa, kimse ekonomiden, kültürden, sanattan, bilimden bahsetmese diyor, o ülke 3. sınıf bir ülkedir. Yani bizim reis cumhurumuzun ağzından düşürmediği ve her zaman bu söylemde bulunduğu, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmanın yolu, insanları kültürle, sanatla, bilimle buluşturmak ve o yönde ilerlemesini, büyümesini sağlamaktır. Şimdi Şanlıurfa'ya bakıyoruz. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan ile, evet, yaş ortalaması 19. 0-30 yaş arası %72 nüfusu olan bir il. Evet. Şimdi bu kadar genci, bu kadar büyük bir potansiyeli biz doğru yönlendirmezsek, bunlara sahip çıkmazsak, bunları kültürle, sanatla buluşturmazsak, bunları bilimle, tarihle yüzleştirmezsek, sizce bu kadar genç bir potansiyel avantaj yerine dezavantaja dönüşmez mi? Mutlaka. Mutlaka başkanım. Bundan dolayı belediyecilik sadece kalkıp yol yapmak, park yapmak,
sem sahası yapmak değildir. Belediyecilik, insanların bulunduğu ortamda yetişmesi anlamında bütün donatıları sağlayıp bu konuda onların daha bilinçli, daha medeni bir şekilde alanlarla birlikte büyütüp o şehre sahip çıkmalarını sağlamaktır. Şimdi kültür sarayı dediniz. Kültür sarayı niye bu kadar önemli biliyor musunuz? İçinde verilecek olan bilimle, içinde verilecek olan kurslarla gençlerimiz orada bir şeyler öğrenecek. O öğrendiği kurslardan edindiği bilgiyle ondan sonraki yaşamını, hayatını idame ettirecek. Şimdi mevcut bizim kültür merkezimiz var. Orada birçok kurs var. Dikiş nakış kursundan boyama kursuna, yağlı boya kursundan bilgisayar kursuna. Şimdi buradaki kurslardan örnek veriyorum. Kuaförlük kursu var. Kuaförlük kursunda oradaki kız çocuğu, oradaki bayan oradan aldığı bilgiyle ve akabinde aldığı sertifikayla gidip yarın KOSGEB'den mikro kredi alarak kendi iş yerini açıyor. Şimdi burada ne çıkıyor ortaya? İstihdam. Ayaklar üzerinde kaldı mı? Tabii. Yanında birkaç daha çalıştırarak birkaç arkadaş da yanında bulundu. İstihdam sağladı mı? Evet. Şimdi bu ülkeye, bu şehre, bu ilçeye bir katkı mı? Katkı. Tabii. Başardık mı? Başardık deriz. Bundan dolayı kültür merkezimizde kütüphanesiyle, kursuyla, amfitiyatro merkeziyle içinde, tiyatro salonuyla pardon. Evet. Düğün salonu. Düğün salonuyla kütüphanesi bu konuda kurslarla oraya gelen gençler, oraya gelen bayanlar, oraya gelen arkadaşlar inşallah kendilerine bir katkı da bulunmuş olacak ve böylelikle biz de ektiğimiz ağacın meyvesini almış olacağız. Bizim derdimiz bu. Bundan dolayı bizim kültür merkezimiz Karaköprümüz için çok çok önemli. 9000 metrekare kapalı alanı bulunan bir hizmet alanı. Şimdi kültür merkezinin içindeki donatıları ben teker teker size buradan söyleyeyim. İçinde 1300 metrekarelik bir düğün salonumuz var. Yani Karaköprü'de baktığımız zaman bir düğün salonu, düğün merkezi eksikliğini görünce alttaki 1300 metrekarelik düğün salonuyla vatandaşların bu konuda ihtiyacını gidermiş oluyoruz. 385 metrekarelik bir çok amaçlı salonumuz var orada. Her türlü hizmete sunulacak. 200 metrekarelik sergi salonumuz var. Öğrencilerimiz yaptığı eserleri orada sergileyecekler. Yine bunun yanında 600 metrekarelik bir yemek salonumuz var. İnsanlar gelip orada yemeklerini yiyecekler ve oradaki yemek salonundan faydalanacaklar. Yine bunun yanında 470 kişilik bir konferans salonumuz var. Yani bugün bakın ben şunu size söyleyeyim. Biliyorsunuz biz Karaköprü Belediyesi olarak Volkan Bey her ay kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde bir tane konuğumuzu çağırıyoruz ve o konukla birlikte kalkıp vatandaşlarımızın kendilerine bir şeyler almalarını, kendilerince bir ders çıkarmalarını sağlıyoruz. Evet. Ve biz bunu nerede yapıyoruz? Malum biliyorsunuz Mozaik evet. Alışveriş Merkezi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bir konferans salonunda. Çünkü yerimiz yok. Var ama yeterli değil. Evet. Şimdi buradaki konferans salonumuz biterse biz artık kendi kültür ve sanat etkinliklerimizi nerede yapacağız? Kendi ilçemizde yapacağız. Kendi ilçemizde tabii. Ve kendi kültür merkezimizde yapacağız. Evet. Ve böylelikle ne olacak? Oradaki kültür merkezini vatandaşımız tanımış olacak. Evet. Oradaki kültür merkezimizden daha iyi bir şekilde faydalanmış ve bu konuda meyvesini almış olacağız. Yine bunun yanında 480 metrekarelik fuayene alanı, 200 metrekarelik meclis salonu, atölyeler ve sosyal donatıların olduğu bir hizmet alanı. Yani şunu söyleyeyim, bizler öncelikle gençlerimizi bu konuda geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlamak istiyorsak önce onlara öğreteceğiz, öğrenecekler ve sonra kendileri öğretecekler Volkan Bey. Bu çok evet, önemli. Evet, yani evet, bizim burada kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde getirdiğimiz Başbakan Danışmanı Volkan Şavaş Barçın Hoca vardı. Evet. Geçmişten bugüne Türkiye'yi, geçmişten bugüne Osmanlı'yı anlattı.
Akabinde Serdar Tunceri getirdik, şiirli bir sohbette bulundu. Akabinde Nilhan Osmanoğlu'nu getirdik. Geçen hafta yine çok meşhur olan sosyolog hocamızı getirdik. Evet. Yani bu konuda emin olun, ben inanıyorum ki oraya gelen vatandaşlarımızın biri dahi kendine bir şey çıkarmışsa, kendisi için bir şey öğrenmiş, o bize yeter. Bak, bir tanesi diyorum. Evet. Bir kişi bize yetiyor. Evet. Niye biliyor musunuz? Bir kişi öyle bir önemli bir değer ki, diyor ki aman ha aman ustam diyor. Nalbançıya söyleniyor. Çiviyi sağlam çak diyor ha. Bir çivi değil deyip geçme diyor. Diyor çivi düşerse diyor, çaktığın naldaki çivi düşerse diyor, nal düşer ha diyor. Nal düşerse diyor at düşer. At düşerse diyor padişah düşer. Padişah düşerse devlet düşer. Devlet düşerse ordu düşer. Evet. Millet düşer. Yani biz oradaki bir kişiyi dahi kazandıysak o bize yeter. Ve en son ekranda görünen Sıtkı Aslan hocamızı getirmiştik. Evet, evet hocam. Ve gerçekten gençler için, Serdar Tuncer burada. Gençlerin yetişmesinde, gençlerin geleceğe emin adımlarla yürümesi için ailelere, annelere, babalara nelerin düştüğünü öyle güzel bir dille anlattı ki ben bile birçok ders kendime çıkardım. Evet. Çocuklarım için. Yani bu kadar yoğunluğun içinde, bu kadar keşmekeşin içinde illa çocuklarımıza, ailemize ayıracak vaktimizin olması gerekiyor. Bunu gördüm. Mutlaka başkanım. Bunu çünkü gördüm. Böyle aktiviteler çok önemli. Çok önemli. Bizim gençlerimiz, sizin de söylediğiniz gibi, bugün Şanlıurfa'nın yaş ortalaması 19.2. Evet. Yani böyle bir genç bir nüfusa sahibiz ve bu gençlerimizi bu şekilde olumlu işlerle yetiştirmek, olumlu işlerle yönlendirmek ve bunu da sizin gibi genç bir başkanla yapmak daha bir mutluluk veriyor insana. Sizin gibi genç bir insanın buna el atması daha bir mutluluk veriyor. Hani bazen derler ya, hani gençtir sonuçta, hani yaş olarak gençtir, belki fikir olarak daha olgunlaşmamıştır. Ama başkanım, ben sizi yakından tanıdığım için de çok iyi biliyorum. Fikrinizi, zikrinizi, görüşünüzü, bakış açınızı çok iyi bilen insanlardan biriyim. Sizi çok iyi gözlemleyen ve çok seven insanlardan da biriyim. Onu da söyleyeyim. Yani ondan dolayı ben programa başlarken direktmen kültür merkezinden, kültür sarayından girdim. Çünkü benim için çok önemli bir proje. Bugün Karaköprü'de, eskiden ben, Allah rahmet eylesin, Ahmet Güzel Başkanımızın zamanından beri ben Karaköprü'de oturuyorum. Ve onun lafı, herkes bir gün Karaköprülü olacak derken, keşke bu günleri görebilseydi ve herkes bir gün Karaköprü olacak ve Karaköprü'de de her ticaretin, her sektörün de şu an bir orada imzası var. Bunda da sizin çok payınız olduğunu inanıyorum. Bugün Karaköprü'de kafelerin olması, restoranların, lokantaların, bu gibi işlerin olması da sizin altında imzanızın çok olduğuna, payınızın çok olduğuna inanıyorum. Çünkü siz geldiğinizde de ilk ekibinizle işe başlamıştınız. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ve sağlam bir ekiple geldiniz. Bir ismini zikretmek gerekirse bir Mehmet Kudat gibi bir başkan yardımcısıyla geldiniz. Transfer ettiniz, öyle diyeyim yani. Bunlar büyük hareketlerdi bana göre tabii ki başkanım. Çünkü ben inşaat mühendisiyim, biliyorsunuz. Ben 21 yıldır bu şehir için elimi taşların değil kayaların altına koyan bir insanım. Beni tanıyan tanıyor. Ve her zaman da doğruyu konuştum bu memlekette. Siz geldikten sonra sizin önemli adımlarınız, önemli hareketleriniz bu ilçeye mutlaka bir şeyler kattı. Ve bu kültür sarayı da onlardan biriydi. İkinci olarak da mesela bunu geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Siz dediniz ki böyle bir kültür merkezinin ve böyle bir kültür sarayının Karaköprü'ye ihtiyacı vardı. Ben yolda gelirken bir vatandaşımız beni durdurdu. Beni tanıyanlardan biri. Dedi ki, Volkan Bey dedi, lütfen dedi başkanımıza bunu da sorun. İhtiyaç dediniz diye oradan aklıma geldi. Karaköprümüzün hastaneye ve AVM'ye ihtiyacı var. Metin başkanımızın bununla ilgili bir çalışması veya Metin başkanımıza bununla ilgili bir talep var mı? Şimdi ben bu soruların cevabını biliyorum ama ben sizin ağzınızdan insanlara duyurmak istiyorum bunu. Eksik olmayın. Şimdi tabii malumdur, hastane anlamında
Karaköprü Belediyesi'nin, daha doğrusu belediyelerin bu konuda herhangi bir yetkisi olmamakla birlikte, ama yatırımcıyı, müteşebbisi çekmek bizim en asli görevlerimizde biri evet. Tabii. Bu konuda hastane anlamında malumdur. Şu an Şanlıurfa'da şehir hastanesi projesi yapıldı, ihalesi yapıldı ve inşallah en kısa sürede başlanılacak ve böylelikle Şanlıurfa'mızda 180 bin metrekare aşağı yukarı bildiğim kadarıyla, net olmasın ama kapalı alanı olan bir şehir hastanesi yapılıyor, yapılacak. Ve bu şehir hastanesi Haliliye ve Karaköprü arasındaki bir alanda. Tabii Karaköprümüzde bunun yanında özel iki tane hastanemiz mevcut. Yine bunun yanında diş poliklinikliği mevcut, diş hastanesi. Diş hastanemiz, evet. Tabii gönül ister Karaköprü'de daha fazla sağlık anlamında bu gibi yerlerin olması, vatandaşlarımızın bu konuda uzak yerlere gitmemesi. Tabii şehir hastanesinden dolayı bu konuda şu an tamamıyla bütün yük ve bütün ağırlık şehir hastanesine verildiği için temennimiz en kısa zamanda şehir hastanesinin başlanması ve bitmesi ve bu konuda Şanlıurfa'mızın, sadece Karaköprümüzün değil, tüm ihtiyacını giderecek bir nitelikte potansiyele sahip olan bir yere Şanlıurfa'mızın kavuşmasıdır. Alışveriş merkezi anlamında tabi şu an Esentepe'de bulunan alışveriş merkezi aynı zamanda Karaköprü ilçe sınırlarında evet. bulunan bir alışveriş evet. merkezi. Ama Karaköprü gerçekten çok hızlı bir şekilde büyüyor. Yıllık %20 gibi bir büyümeyle büyüdüğü için bir başı Esentepe, diğer başı ta Atakent, Güllübağ'a kadar gitmiş. Evet, ve Seyrantepe evet. hakeza Tokyo'ya çok farklı bir mecrada ayrı bir dünya. Evet, evet, ayrı bir dünya diyelim. Biz bunu görüyoruz, bu eksikliği de hissediyoruz ve bundan dolayı biz de Karaköprümüze bir alışveriş merkezi kazandırmak için öncelikle projemizi yaptık, planımızı yaptık ve yer olarak da şunu buradan söyleyeyim vatandaşlarımıza. Yaşam parkımızın hemen bitişiğinde 30 dönümlük bir alan üzerine projesi şu an yapılıyor ve projesi biterse inşallah orası da ihaleye çıkaracak ve Karaköprümüze 30 dönüm üzerinde bir alışveriş merkezi Karaköprümüze kazandırmış olacağız inşallah. 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 Evet, inşallah. Yani bu konuda öncelikle alışveriş merkezinin Karaköprü için elzem olduğunu ve bu konuda vatandaşların talebi olduğunu, vatandaşlar içerisinde dolaşırken bu konuda eksiklikleri söylerken başta alışveriş merkezinin geldiğini de ben kendim görüyorum ve bu konuda da somut bir adım attık ve yerini, tespitini yaptıktan sonra projesini de şu an çizip inşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızla paylaşır ve belki billboardlara dahi çıkarır. Nasıl bir alışveriş merkezi olacağını da gösteririz onlara. Evet, çünkü başkanım bu gibi vatandaşlarımız bu konuda bilgi alamadıkları için, biz sizle devamlı görüştüğümüz için biz bu gibi şeyleri biliyoruz. Dediğim gibi düşüncenizi biliyoruz, yaptıklarınızı biliyoruz. Fakat bizim halkımız bu gibi şeyleri bilmediği için ne oluyor merak ediyor. Ben bunu bildiğim halde, bu soruyu bildiğim halde size sordum. O yüzden istedim ki tüm Urfa halkımızla, tüm Karaköprü halkımızla bunu bilsin. Çünkü dediğim gibi artık Karaköprü'de neredeyse eskiden çok ihtiyaç vardı. Ama şimdi ihtiyaçlar parmakla sayılacak kadar aza indirgendi. Bunda da sizlerin çok büyük bir emeği var. O yüzden ben Karaköprü halkı adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. AVM demişken, Yaşam Parkı'nın yanında demişken hemen Yaşam Parkı'na bir yatay geçiş yapmak istiyorum. Evet, evet, evet. Ciddi bir proje. Doğru. Birçok spor alanının içinde barındırdığı bir proje. Bunun için ne söylemek istersiniz başkanım? Tabii şuradan tüm Karaköprülü vatandaşlarımıza şunu söyleyeyim. Bugün Karaköprü temennimiz ve isteğimiz şu ki Şanlıurfa'mızın en fazla yeşil alana sahip olan ilçesi olsun ve bu konuda da şu an birincilik bize diyebiliriz.
70'ten fazla parkı olan ve 110 dönümlük bir yaşam parkıyla yeşil alan anlamında kişi başına yaklaşık olarak 6 ve 7 metrekare gibi bir alanın düştüğü bir ilçe. Tabii yaşam parkı sadece bir yeşil alan anlamındaki bir park değil. İçinde birçok donatının olduğu, 7'den 70'e her türlü vatandaşımızın faydalanabileceği, yani hafta sonu olduğu zaman nereye gidecekleri zaman akla ilk gelecek olan bir alan olacak yaşam park. Ve inşallah 2018 Mayıs'ta, bu Mayıs ayında inşallah biz açılışını gerçekleştirecek ve vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Tabii ekranda şu an görünüyor. Yani çimi falan ekildi. Çiminin %80'i bitti. Tabii içinde baktığımız zaman birçok donatı var. İçinde yine bir kültür merkezimiz var. Yaşam Parkı'nın içinde. Bunun yanında bu Urfa'da ilk olacak bir bilim merkezimiz var. Futbol sahamız var. Basketbol sahamız var. Voleybol sahamız var. Golf, okçuluk ve en önemlisi yine Şanlıurfa'da bir ilk olacak dağ kızağı var içerisinde. Evet. Çocuk oyun alanları var. At biniciliği var. Kaykay pisti var. Kapalı spor alanı var. Açık spor alanları var. Şelalesi var. Yapay göleti var. Yüzme havuzu var. Kuru havuzlar var. Süs havuzları var. Amfi 1500 kişilik amfi tiyatro alanı var. Seyir terası var. Ve yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, kafeteryası, lokantası. Yani vatandaşımızın içine girdiği zaman her türlü ihtiyacı giderecek bir nitelikte, bir nispette yapılmış bir proje. Tabii Yaşam Parkı ve en önemli konu öncelikle Yaşam Parkı için Karaköprümüzün en yüksek noktasında. Ve orası Karaköprünün tamamıyla hakim bir tepesinde olan Doğu Kent'in üst kısmında bulunuyor. 2. 35'e 0 olan bir yerde. 110 dönüm diyoruz. İnşallah yanındaki alışveriş merkeziyle bütünleştirdiğimiz zaman orada 140 dönümlük bir yaşam merkezi Karaköprü'ye inşallah tamamıyla kazandırmış olacağız. Başkanım, bunu bir ara verelim. Aradan sonra biraz daha açalım. Çünkü Yaşar Parkı büyük bir proje. Bir kısa bir ara verelim. Ondan sonra tekrar Yaşam Parkı'na devam edelim. Kısa bir aradan sonra tekrar görüşmek üzere. Volkan Usoy'la yüz yüze devam ediyor. Konuğum Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli. Metin Başkanım, Yaşam Parkı'nda kalmıştık. Yaşam Parkı'nda niye ben aradan sonra devam edelim dedim? Çünkü Yaşam Parkı biliyorsunuz Metin Başkanım, benim de teknik adam olmamdan dolayı yapılması zor bir park aslında. Evet. Bunu normal bir vatandaş bilemez. Çünkü park vardır, hiçbir kod farkı yoktur. Yer dümdüz bir yerdir. Ve çok kolay işler çıkar orada. Fakat Yaşam Parkı gibi 10 metre, 12 metre, 15 metrelik, 20 metrelik kod farkları olduğu zaman burada imalat, inşaat, peyzaj, her çok şey zordur. Çok zordur. Ondan dolayı Yaşam Parkı benim için önemli proje başkanım. Eksik olmayın. O yüzden dedim ki biz reklamlardan sonra devam edelim Yaşam Parkımıza. Buyurun başkanım. Tabii. Çok doğru bir konuya değindiniz. Yani teknik olarak da bu işi bilmenizden kaynaklı. Yaşam Park'ın yani oradaki mailinin, oradaki kod farkının, yani oradaki
yüklenici firmayı ne kadar zorladığını ama ona nazaran çok güzel bir iş çıktığı ve bu konuda bakılınca çok güzel bir görsel anlamda da bir güzellik kattığını Karaköprü'ye görmekteyiz. Tabii önemli olan zoru başarmaktır. Karaköprü her şeyin en iyisini hak ediyor. Yaşam Parkı ile inşallah Karaköprü'müz gerçekten hak ettiği yere gelmekle birlikte bundan sonraki projelerde de Karaköprü için daha güzel projelerin olacağı anlamındadır. Karaköprü'den, Karaköprü Belediyesi'nden çıkan projeler inşallah gelecekteki projelerin teminatıdır diye ben buradan özellikle vatandaşlarımıza dile getirmek i̇nşallah. İsterim. İnşallah. Zaten başkanım diyor ya yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diye. Mesela Yaşam Parkı'nı destekleyen bir Akpınar Deresi. Yani bana göre o da müthiş bir çalışma, müthiş bir iş. Aynen. Yani kolay bir iş değil. Bilmiyorum arkadaşlar da görüntüleri var mı? Ama o görüntüleri izleyen kim olursa olsun orada sahiden de yani insan kötü niyetli olmadıktan sonra o proje alkışlanacak bir proje. Aynen Yaşam Parkı gibi başkanım. O da güzel bir proje. O da zor bir proje. Aynen. Başkanım konuşulacak şey çok olduğu zaman maalesef kısa kısa geçmek zorunda kalıyoruz. Ben mesela kırsal mahallelerdeki projelerinizi yakından biliyorum. Kırsal mahallelerde yaptığınız çok amaçlı salonları, sentetik sahaları, çim sahaları, stabilize malzemelerin ne kadar kilometre yola serdiğinizi, bunlar hakkında da bir özet geçseniz. Şimdi tabii Volkan Bey, 2014 Büyükşehir Yasası'yla birlikte bize 86 tane kırsal mahalle bağlanmış oldu. 86 tane kırsal mahallemizin yanında 90 tane de mezrağımız mevcuttur. Bundan dolayı bizler Karaköprü merkezde yaptığımız hizmetlerin en iyi şekilde sürdürürken kırsalı da bunun yanında unutmayarak onların da öncelikli ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Tabii medeniyet yolla belli olur. Yol medeniyetin ilk önceliği anlamında belediyeler için önemli bir durumdur. Bundan dolayı biz Karaköprü olarak kırsalda bulunan köy içi yollarımızı da tamamına yakında bitirip bu konuda Karaköprü'müzün hizmetine sunduk ve şu ana kadar biz Karaköprü'müzde 140'tan fazla kırsal mahallemizin köy içini bitirip vatandaşın hizmetine sunduk ve 2018'in inşallah yazı itibariyle stabilize malzeme dökülmemiş kırsal mahallemiz kalmayacaktır. Ve böylelikle biz Karaköprü kırsalında stabilizeyi tamamıyla bitirmiş olacağız. Tabii bunun yanında çok amaçlı salonlarımız mevcut. Burada da biz öncelikle şeyimiz bu. Biz muhtarlığı olan yerlerde ihtiyaç nispetinde çok amaçlı salonlar yapıyoruz. Biz tabii çok amaçlı salon diyoruz Volkan Bey. Taziye evi demiyoruz. Taziye evi söylemi sadece taziye günü aç kapat manasında kullanılıyor. Evet. Biz çok amaçlı salon diyoruz. Biz diyoruz ki vatandaşlar orayı köy konağı tarzında kullansınlar. Zaten köy konağı tarzında yaptığımız 300 metrekare alan üzerine toplantılarını orada yapsınlar. Düğünlerini orada gerçekleştirsinler. Kınalarını orada gerçekleştirsinler. Hacevi olarak kullansınlar. Kitap okuma salonu olarak kullansınlar. Eğitim salonu olarak kullansınlar. Eğitim salonu olarak kullansınlar. Yani çok amaçlı salon derken işte ekranda görünüyor. Vatandaşın ihtiyacını giderecek nispetle nitelikte yapılmış bir hizmet. Burada da biz öncelikle toplu taşımalı eğitimle birlikte milli eğitimden aldığımız okulları da çok amaçlı salona çevirerek şu ana kadar Karaköprü'müzde 40'tan fazla kırsal mahallemizde çok amaçlı salonu bitirip vatandaşın hizmetine sunduk. Tabii kendi imkanlarıyla yapılmış olan 25'e yakın kırsal mahallemizde çok amaçlı salonumuz mevcut. Yani 2018'de muhtarlığı olan mahallelerin tamamında çok amaçlı salonlarımız bitmiş ve böylelikle biz de kırsal anlamda hem yol hem çok amaçlı salon anlamında ihtiyacı bitirmiş olacağız inşallah. Tabii inşallah. SEM sahalarına değindiniz. O da önemli. Bizim kırsaldaki çocuklarımızı da biz unutmadık. Ve en son ekranda görünüyor. Hamur kesen kırsal mahallemizin eksiği vardı. Oradaki çok amaçlı salonu da
pardon özür diliyorum. SEM sahasını da sahasını. Açılışını gerçekleştirdik. Böylelikle Karaköprümüzde 12 tane SEM sahamızı da yapmış olduk. Orada ölçümüzde toplu taşımalı eğitimin olduğu kırsal mahallelerimizde biz bu SEM sahalarını yapıyoruz. Ve toplu taşımalı eğitimle birlikte o kırsal mahalleye gelen çocuklar da öğrenciler de oradaki SEM sahasından faydalanmış oluyor. Evet. Biz boş zamanlarını kitapla, boş zamanlarını sporla geçiren gençlik istediğimiz için öncelikle gerek çok amaçlı salonlarımızla, gerek SEM sahalarımızla ve gerek de çok amaçlı salonlarımızın içine ve inşallah kırsal mahallede oturan bireylerimiz, vatandaşlarımız, seçmenimiz de o konuda hizmetin en iyisini alacak ve böylelikle ihtiyacını giderecek nispette, gücümüz nispetinde elimizden gelen ise yapacağız inşallah Volkan Bey. Okuma salonu demişken başkanım, zaten okuma salonu projemiz de vardı. Evet. Ondan sonra Seyran Tepe'de bir kompleksimiz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Onu söyleyeyim ben size. Evet. Bir de Esentepe'de aynı şekilde bir okuma evi mi yapmıştık? Söyleyeyim ben. Şimdi şöyle, tabii Şanlıurfa Volkan Bey, Türkiye'nin en genç nüfusa sahip olan ili dedik. Bundan dolayı bizim genç nüfusa sahip olan bu şehirde gençlerimizin, öğrencilerimizin belki evinde ders çalışma ortamı bulamadıklarından dolayı, belki kardeş sayısının fazla olmasından dolayı bizler hemen okulların yanına, öncelikle okuldan çıktıkları gibi gelip bir ders çalışma ortamı, araştırma ortamı sağlamak amaçlı Esentepe'de ve akabinde Atakent'te iki tane okuma salonu, okuma evi yapıp Karaköprümüzün öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Aynı anda 80 öğrencimizin orada ders çalışacağı, kitap okuyacağı, araştırma yapacağı bir nitelikte yapıldı. Ve inşallah bizler, hedefimiz Karaköprü içerisinde ihtiyaç tespiti yapıldıktan sonra her mahallemize böyle bir kitap okuma evi yapacak ve hizmete sunacağız inşallah. Şunu söyleyeyim Volkan Bey, okumaktan başka çare yok. Okumamız gerekiyor. Öğrenmemiz gerekiyor, öğretmemiz gerekiyor. Yani bugün Türkiye'de kişi başına düşen okuma oranı 3 saniye. Avrupa'da 27 dakika. Sonra diyoruz ki bombalar niye burada Mezopotamya'da, Orta Doğu'da patlıyor? Evet. Şimdi Orta Doğu'da patlar çünkü okumayan, bilmeyen, öğrenmeyen insanı sen rahatlıkla yönlendiriyorsun. Eline silah veriyorsun, eline bombayı veriyorsun, gidip kendini patlatıyor. Ama biz bilinçli, kültürlü, okumuş, nereden geldiğini, nereye gittiğini, geçmişini bilen, tarihini bilen, annesini bilen, babasını bilen, İslamiyet'i bilen bir gençlik yetiştirirsek, yani sizce birilerinin bu topraklar üzerinde göz diken, bu topraklar üzerinde şer odakları olan, şer odaklar zihniyetini taşıyan insanların bizim gençlerimizi yönlendirip onları farklı farklı mecralara çekebileceklerini anlıyor musunuz? Yok. Mümkün değil. İşte bundan dolayı bize çok iş düşüyor bu konuda. Evet. Ya hükümetimiz Şanlıurfa'da Türkiye'den sonra en fazla derslik Urfa'da yaptı. Teşekkür ediyoruz buradan hükümetimize, devletimize. Ama bizlere de iş düşüyor burada. Evet, çok güzel okullar yapılıyor. Ama en büyük yatırım insana olan yatırımdır. İnsanı o konuda yetiştirmek, insanı, gençliği o okullarda daha faydalı bir şekilde onlardan faydalanmasını sağlamak gerekiyor. Yani bundan dolayı öncelikle ben Karaköprü Belediyesi olarak, yani gerek kültür merkezimizde, gerek kültür sanat etkinliklerinde, gerek kitap okuma salonlarında her zaman için bizim gençlerimizin okumasına, bizim gençlerin öğrenmesine çok çok değer ve önem veriyorum. İnşallah bu konuda gençlerimiz emin adımlarla bu ülkeyi, bu ili, bu ülkeyi gittiği her yerde en iyi şekilde temsil eder. Yani Şanlıurfa bundan 1000 yıl önce ilk İslam üniversitesinin olduğu, Harran Üniversitesi'ne sahip olan bir ildi. 1000 yıl önceden bahsediyorum ben. Evet. Yani 1000 yıl önce burada İslam Üniversitesi vardı. 1000 yıl önce burada medeniyet vardı, kültür vardı, sanat vardı. Harran Üniversitesi ile birlikte burası odak noktasıydı. Bölgenin tıp merkeziydi. Aradan 1000 yıl geçmiş. Biz emin olun Şanlıurfa'yı halen
medeniyet anlamında, Şanlıurfa'yı eğitim anlamında, Şanlıurfa'yı kültür anlamında nerelere taşımız onu sorgulamamız gerekiyor bence. Doğru. Başkanım, şimdi medeniyet dedik, okuma salonları dedik, kırsal mahalleler dedik. Yine programa gelirken bir vatandaşımızın sorusu vardı bana. Evet. Teleferik projesi ne oldu diye. Evet. Onu mutlaka başkana sorun dedi Volkan Bey. Teleferik ne durumda başkanım? Şimdi onunla ilgili ne durumdayız? Şunu söyleyeyim. Tabii teleferik projesi Karaköprü Belediye'mizin 2014 yılı seçimlerinde vatandaşa vaat ettiği seçim vaatlerinden biriydi. Evet. Tabii Büyükşehir yasasıyla birlikte tamamıyla sadece Karaköprü için değil, Şanlıurfa'mızın tüm ilçelerindeki ulaşım, ulaştırmayla alakalı tüm koordinasyon tamamıyla Büyükşehir'e devroldu. UKOME, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne devroldu. Evet. Şu an şehir içindeki, şehir içi otobüs, traybüs, duraklardan tutun her türlü taşıma hizmette Büyükşehir'in uhdesinde, yetkisinde. Ve Karaköprü'de yapılacak olan teleferik projesi bir ulaştırma, ulaşım anlamında kullanılacağı için bu yetkinin de Büyükşehir'de olmasından dolayı Büyükşehir'le birlikte oturarak bu projenin tamamıyla Büyükşehir'e verilmesinin uygun olduğu tespit edilip bu konuda tamamını Büyükşehir'e devrettik. Evet. Ve şu an teleferik projesinin Büyükşehir tarafından projesi tamamlandı ve en kısa zamanda ihaleye çıkıp inşallah Şanlıurfa'ya böyle bir proje, böyle bir teleferik projesi kazandırılmış olacaktır. Tabii alan anlamında baktığımızda Esentepe'de bizim Mehmet Akif İnan hastanemizin arka kısmında, arka cephesinde Karaköprümüzdeki Orman Müdürlüğü'nün hemen yanı başındaki 30 dönümlük çocuk oyun dünyasının tam içine denk gelmek şekliyle bir proje. Ve yine bunun yanında Altta Gap Vadisi'nin olduğu, şehir ormanının olacağı bir alan, bir mesire alan üzerinden geçecek. Tabii 2018 yılı içerisinde başlanır mı? Onu Büyükşehir'den sorup teyit etmek lazım. Yetişir mi? Onu sorup teyit etmek lazım. Bildiğim kadarıyla başkanım, Nihat Başkan'la konuşmuştum ben onu. İhalesi yapıldı diye biliyorum. Bazı aksaklıklardan dolayı bence askıya alındı. Ben öyle biliyorum. Nihat Başkan'la onu görüşmüştük çünkü. Başkanım, bu teleferiği açmışken şimdi teleferiğin yanında yine başlayacak olan bir çevik kuvvet projemiz var. Evet. Biliyorsunuz, çevik kuvvet kavşağı. Doğrudur. Ve bana göre, ben Nihat Başkan'la da programında konuştuğumda, o da çok ciddi bir proje. Kod farklarının, katların olduğu ve tabi zeminle, doğal zeminle mücadelelerinin olacağı bir proje. Bununla ilgili başkanım, oradaki bizim Karaköprü halkımızın yaşayacağı trafik sıkıntıları anlamında veya diğer sıkıntılar anlamında herhangi bir stratejik planınız var mı? Çünkü tam şehrin kalbi olan bir nokta, Karaköprü ile Halilliye'yi bağlayan bir nokta ve büyük bir proje. Bununla ilgili bir stratejik bir planınız, bir programınız var mı başkanım? Tabii şimdi Volkan Bey, şunu söylemekte fayda var. İlçe belediyesi, ilçe belediyenin üzerinde bulunan bir büyükşehir belediyesi var. Ve nasıl ki demin ifade ettim, şehir içindeki ulaşım ağının tamamı Büyükşehir'de olmasından dolayı oranın planı, projesi, programı tamamı Büyükşehir'de. Ama bu konuda biz de ilçe belediyesi olarak yapılacak olan projeden tutun da oraya proje başladıktan sonra vatandaşlarımızın hangi anlamda, ne şekil evlerine ulaşabilecekleri anlamındaki yollara, nereden geçeceği, ne olacağı konusunda tabii bilgi ediniyoruz. Şimdi her nimetin bir külfeti var derler. Evet. Şimdi nimet, evet, orada bir çok devasal bir
köprü yapılacak. Ve bu köprüyle birlikte, dalgeçle birlikte vatandaşlarımız rahat edecek. Tabii bu bitene kadar biraz sıkıntılar olacak, yaşanacak mutlaka, tabii. Mutlaka. Ama önemli olan uzun vadede olaya baktığımızda kara köprümüz, Şanlıurfa'mızın büyüdüğünü görebilmemiz. Evet. Şanlıurfa artık büyüyor, eski Urfa değil. Evet. Kara köprümüz büyüyor, eski kara köprü değil. Ve bundan dolayı bugün yapılması, bugün başlanması yarından daha önemli çünkü. Bir an önce başı bitmesi lazım. Bakın akabindeki hemen Kolsuzoğlu Bulvarı'ndaki yer başlandı. Nisan ayında alttan geçişler sağlanacak. Evet. Sıkıntı yaşanmadı mı? Mutlaka yaşandı tabii. Ama sıkıntı yaşanmadan da bitmiyor. İnsan yemeği alıp ağzında çiğnemeden yutamıyor değil mi? Tabii, tabii. Yani bundan dolayı bizler bu konuda sabredeceğiz ama bittiği zaman da emin olun şükredeceğiz. İnşallah. İnşallah ama evet belki 15 ay belki 20 ay gibi bir sürede bitecek ama bu konuda biraz da vatandaşlarımız sabredecek ki bittikten sonra keyfini sürsünler diye düşünüyor. Çünkü Abide'den bakın araçlar çıkıyor değil mi? Evet. Dalgeçlerden geliyor. Çevik kuvvetin orada kırmızı ışığa takılıyor. Sıkışıyor. Ne olacak? Abide'den vatandaş yola girdiği zaman dalgeçlerden sonra çevik kuvvet biterse çevik kuvvetten üst geçit olarak üstten geçecekler kod farkından dolayı. Tabii. Çeden gelen Tokimaşuk Seyrantepe'den gelip otogar istikametine gidenler alttan geçecek. Alttan geçecekler evet. Diğer istikamette olanlar da ortadan dönecek ve hiçbir şekilde kırmızı ışığa takılmadan vatandaşa gitmek istediği yere en iyi şekilde gidecekler. Evet. Yani bundan dolayı bence ben diyorum ki evet nasıl ki bir inşaatı yaparken ne kadar sürede bitiyor? Evet. 15 ay, 20 tabii, ay. Tabii, belki tabii. 24 ay. Ama bittikten sonra insanlar oturuyor, keyfini sürüyor. Bu işler böyledir. İnşaat demişken başkanım, Karaköprü büyüyor demişken, evet. İnşaat demişken, Karaköprü'nün büyümesinde, Karaköprü Belediyesi'nin büyümesinde, Şanlıurfa'nın büyümesinde en büyük etken olan müteahhitlere geçmek istiyorum. Niye müteahhitlere geçmek istiyorum? Şimdi önümüzde bizim bir ticaret odası seçimimiz var. Benim de aday olduğum. Şimdi dolayısıyla bu günlerde biz müteahhit arkadaşlarımızla farklı platformlarda bir araya geliyoruz, yan yana geliyoruz. Dolayısıyla dertler açılıyor, sıkıntılar açılıyor. Dolayısıyla inşaat mühendisi olmam sebebiyle, sizlere yakınlığımı bilmeleri sebebiyle herkes bir sıkıntısını, bir sorunu söylüyor başkanım. Siz de biliyorsunuz ki inşaat sektörü zaten şu an bir sıkıntı tünelinde, sıkıntı tünelinden geçiyor ve müteahhitlerin ve inşaatın bir şehrin, bir belediyenin gelişiminde de önemli rolleri var. Müteahhitler, mesela başkanım siz de biliyorsunuz ki öyle bir kitledir ki hak ettiği insana, hak ettiği belediye başkanının her zaman yanında, her zaman desteğidir. Her zaman bir belediye başkanı arkasındaki en büyük kitledir. Ve her zaman hak ettiği belediye başkanına hak ettiği şekilde ilgi ve değer verir. Başkanım, Karaköprü Belediyesi olarak siz müteahhitlere hak ettikleri ilgi ve değeri gösteriyor musunuz? Evet. Tabii demin de bahsettim, dedim ki Karaköprümüz bugün Güneydoğu'nun en hızlı büyüyen ilçesi. Şu anki nüfusumuz 171 bin. Evet. Ondan önceki yıla baktığımızda 153 bin. Ondan önceki yıla gidiyoruz 132 bin. Ondan önceki yıla gidersek 114 bin, 103 bin. Yani 2014 yılında 103 bin nüfusa sahip olan bir ilçe 5 yılda 70 bin nüfus artışıyla 171 bine çıkmış. Şimdi evet. Bu büyümeye bakıyoruz. Bu büyüme neyle oluyor? İnsanların Karaköprü'ye göç etmesiyle oluyor. Bu büyüme neyle oluyor? Müteahhitlerimizin Karaköprü'ye yaptığı inşaatlarla vatandaşlarımızın o yapılan inşaata konuta geçmesiyle oluyor. Evet. Tabii ki müteahhitler bizim için kıymetli, müteahhitler bizim için değerlidir. Karaköprümüzün hepsi bizim için değerlidir. Şanlıurfa'mızın hepsi bizim için önemlidir. Ama Karaköprü'de yatırım yapan, Karaköprümüze bu konuda büyümesine katkıda bulunan, Karaköprümüzün emin adımlarla büyümesine vesile olan, elini taşına altına koyan herkes bizim için değerlidir.
Bundan dolayı öncelikle müteahhitler, müteahhit arkadaşlar, Karaköprümüze yaptıkları inşaatlarla Karaköprü'yü güzelleştirdikleri için ben buradan teşekkür ediyorum onlara öncelikle. Tabii bir emek veriyorlar, inşaat yapıyorlar. Önemli olan yaptığı bu emeğin karşılığını en iyi şekilde alabilmeleridir. Satış yapabilmeleridir. Evet. Yani tabii ki sonuçta onlar da bir ticaret anlamında bu işe girmişler. Tabii ticaret yaparken bazen çok kar ederler, bazen az kar ederler ama önemli olan o döngünün dönmesidir. Eğer o döngü dönüyorsa, eğer yaptıkları işten zevk alıyorlarsa, eğer yaptıkları işten pişman değillerse, eğer bu konuda satış oluyorsa, emin olun ben mutlu ve huzurlu oluyorum. Ama bir müteahhit yaptığı işin emeğini alamıyorsa, satış yapamıyorsa, sıkıntıya girmese, bu bizim de sıkıntımız anlamına gelir. Çünkü o arkadaş o inşaatı satamazsa, orada istediği şeyi bulamasa, ticareti bulamasa ikinci bir yere başlamayacaktır Volkan Bey. İkinci bir yere başlamadığı zaman bizim Karaköprü'deki büyüme oranımız ne olacak? Tabii gerileyecek. Gerileyecektir. Bundan dolayı bizler bu konuda müteahhitlere tabii ki yardımcı olmamız, yani hukuki çerçeve içerisinde elimizden gelen neyse, gücümüzün yettiği kadar onlara yardımcı olacağız ki Karaköprü en iyi şekilde gelişsin, büyüsün. Başkanım, ben zaten ne kadar sizin bu konuda ne kadar hassas olduğunuzu, ne kadar elinizi taşın altına koyduğunuzu şahsi anlamda biliyorum. Şahsınız nezdinde biliyorum. Bunu da gücüm yettiğince katıldığım platformlarda, toplantılarda anlatıyorum. Fakat müteahhitlerin, ben dikkat ediyorum, oturduğumuz platformlarda müteahhitlerin böyle bir sıkıntısı var. Zaten bu süreçte, ticaret sıkıntısı süreci içerisinde biz zaten bu şekilde zorlanıyoruz. Şahsınız da o kadar yardımcı olmanıza rağmen, bürokratik açıdan, bürokrasi açısından, hukuki açıdan, ben çünkü bunlara bizzat şahidim. Fakat onların sıkıntıları belediyedeki alt kademeninde, sizin müdürlüklerinizde yaşandığı sıkıntılar. Yani diyor ki ben o elimin taşını altına koyuyorum, ben oraya yatırım yapmaya çalışıyorum, ben günlerce, aylarca belediyedeki Metin Başkan'ın bilgisi haricinde, yani orada zaman kaybediyorum. Özellikle bu gibi sıkıntılar, niye bunu söylüyorum başkanım? Şimdi ticaret odası seçimimiz var diye biz yaklaşık 778 seçmenle aynı platformlarda oturup konuşuyoruz. Ve artık diyorlar ki biz yatırımcı olduğumuz için aynen Metin Başkan'ın kafasındaki şekilde işler ilerlesin. Mesela bir imar ve şehircilik müdürlüğünde biz zaman kaybetmeyelim. Bunlarla ilgili Metin Başkan'ın bir çalışması olacak mı? Bir değişikliğe, bir reforma, bir yeniliğe gidecek mi diye ortak bir sorun var, ortak bir sıkıntı var. Bununla ilgili bir planınız, programınız var mı başkanım? Tabii şimdi şunu söyleyeyim. Bakın, şu bir gerçektir. İnşaat sektörü ve müteahhit arkadaşlarımız nasıl ki bir binayı yaparken 500 tane kalemi vardır bir binanın, doğru mu? Evet. Bu 500 tane kalem içerisinde bakıyorsunuz duvarcıyla muhatap oluyor, kalıpçıyla muhatap oluyor değil mi? Demirciyle evet, muhatap evet, oluyor, sucuyla muhatap oluyor. Şimdi tabii bu işin içerisinde ne var? Böyle bir koordinasyon var, bir düzen var, bir nizam var, bir itizam var. Şimdi belediye anlamında da belediye mimari şubesi var, statiği var. Değil mi? Evet. Herkes birbirine bağlı. Bunun yanında belediyenin dışında ne var? Yapı kontrol var. Bunun yanında çevre şehircilik var. Sadece bir inşaat yapılırken, bir yere yatırım yapılırken tek muhatap belediye olmuyor. Şimdi bu konuda ne yapılması lazım? Çevre şehircilik, belediye, müteahhitler için, yatırımcılar için elinden gelen neyse bunu yapmak için çaba sarf etmesi gerekir. Ama müteahhit olan arkadaşlarımız da gerçekten gerek kurumları, gerekse kendi plan, proje, ölçü çerçevesi içerisinde ne gerekiyorsa elinden gelen neyse yapmalı ki ondan sonraki gelen diğer arkadaşlar, kontrol arkadaşlar zor durumda kalmasın, o konuda müteahhit arkadaşa yardımcı olsun. Evet. Şimdi çevre şehircilikten bahsettiniz.
Evet, çevre şehircilik gelip kontroller yapıyor değil mi? Evet, kontrol yaptıktan sonra gördüğü sıkıntıları bu konuda bizlere iletiyor. Bizler de yani kanuni çerçeve içerisinde ne gerekiyorsa yapmak durumunda kalıyoruz. Bunu yaparken belki müteahhit arkadaşımız orada zor duruma giriyor. Bunu da görüyoruz. Ama şu var. Müteahhit arkadaş önce kendisine yardımcı olacak ki biz de ona yardımcı olalım değil mi? Bakın ben bugün Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüştüm. Ve pazar günü öncelikle Şanlıurfa Müteahhitler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Karaköprü Belediyesi ortak bir toplantı gerçekleştirecek ve Karaköprü'deki müteahhitler için ne yapabiliriz, nasıl ortak bir karar alıp onlara yardımcı olabiliriz düşüncesiyle toplanıp bir karar alacağız. Bu zor dönemde, bu zor süreçte müteahhitlerimize, Karaköprü'de yatırım yapan arkadaşlarımıza yardımcı olmak için attığımız bir adım. Evet. Aslında. Biz üzerimize düşen neyse yaparız. Ama siz değerli müteahhitlerin, arkadaşların da bize, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne zora koymama adına mümkün mertebe kanuni çerçeveler içerisinde elinden gelen neyse yapmalarıyla bu iş çözülür inşallah. Evet. Biz bu konuda her zaman için sizlerin yanınızdayız, arkasındayız. Bunu şahsım bilmenizi olarak isteriz. Bunu çok iyi biliyorum başkanım. Bunu bilin yani. Bunu bu çok konuda iyi biliyorum. Bunu bilin ama tek muhatap biz değiliz orada. Evet. Yani bakın, hani bugün sonuçta belediye neyle yönetiliyor? Kanunla yönetiliyor. 5393 sayılı kanuna tabiyiz. Evet. Bunun yanında imar kanunu var. İmar kanununda ne olacağı, ne biteceği, neyin ne şekilde yapılacağı söyleniyor mu? Evet. Söyleniyor tabii, değil mi? Tabii tabii. Ha, biz evet bunları uygularken ister istemez bazen müteahhit de sıkıntıya giriyor. Bazen de siz bunları uygularken kendiniz sıkıntıya giriyorsunuz. Evet, evet, ama ne yapmak evet. lazım? İyi niyetle, güler yüzle, sizi de zorlamadan, sizlerin de bizi zorlamadan ortak yolla çözülmeyecek bir şey yoktur bu konuda. Başkanım, şimdi vaktimiz de bitti, açtık da hatta arkadaşlar beni uyarıyorlar. Bu konumuz aslında bizim bir program konumuz olması gerekiyor. Sizin müsait olduğunuz zaman da ben sizle, özellikle sizle, çünkü sizin bu konuda hassasiyetinizi biliyorum. Sizle özellikle inşaat ve müteahhitlik sektörü üzerine bir olur. program yapmak istiyorum. Şeref duyarız. Müsait olursanız. Şeref duyarız. Biz de ondan onur duyarız. Şeref duyarız. Başkanım, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Zamanımızı çok açtık. Sohbetinize doyum olmuyor. Size doyum olmuyor. Ama ne yazık ki sona geldik. Bitirmek zorundayız. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizleri buraya davet edip vatandaşlarımızla buluşturduğunuz için ve bu konuda Karaköprü'de yapacaklarımız inşallah yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır düşüncesiyle 2018 yılının Karaköprü'müzde açılış yılı olacağını, açılışlarla süsleyeceğimizi ben buradan vatandaşlarımıza temenni eder ve bizi izleyen tüm izleyicilere tekrar buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim, bu akşamki konuğumuz Volkan Uslu ile yüz yüzenin konuğu Sayın Karaköprü Belediye Başkanımız Sayın Metin Baydilli'ydi. Kendisinde sohbete doyum olmadı. Bir sonraki programda inşallah yine inşaat ve müteahhitlik sektörü üzerine kendisiyle tek konu üzerinde program yapmayı hedefliyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum.